Romatoid artrit genellikle el ve ayak eklemleri de dahil olmak üzere simetrik olarak eklemlerde inflamasyon ve bunun sonucunda şişme, ağrı ve zamanla eklem içinde hasara yol açan vücudun kendi dokularına karşı bağışıklık sistemi savaştığı yani otoimmün bir hastalıktır. Romatoid artrit vücutta değişik bulgularla ortaya çıkabilir. Nedeni tam olarak bilinmemektedir. Genellikle genetik yatkınlık ve diğer birçok faktör hastalığı oluşturan otoimmün reaksiyonu ortaya çıkarmakta. Hastalık toplumda %1 oranında görülür ve kadınlarda erkekler oranına 2 veya 3 kat daha sıktır. Genellikle 25-50 yaş arasında ortaya çıkar ancak diğer yaşlarda da görülebilir. Bazı kişilerde hastalık kendiliğinden gerileyebilir. Tedavi ile her 4 kişiden 3'ünün bulguları azalabilir. Ancak buna karşın her 10 kişiden birinde dereceli işlev kaybı gelişir. Bu hastalıkta otoimmün sistem eklem yüzeyini örten dokulara yönelir. Giderek kıkırda kemik ve eklem bağları aşınır. Sonuçta eklemler değişen oranlarda yıkamaya uğrarlar. Romatoid artrit birden fazla eklemde şişlik, ağrı ve ısartış ile kendini gösteren inflamasyon ile ortaya çıkabilir. Vücudun sağ ve sol tarafında belirli bir eklem tutulmuşsa, aksi tarafta da aynı eklemde de inflamasyon meydana gelebilir. El ve ayak parmakları, el bileği, dirsek, ayak bileği gibi küçük eklemlerde başlaması tipiktir. İnflamasyon olan eklemler sıklıkla uyandıktan ya da uzun süre hareketsiz kaldıktan sonra ağırlı ve tutuktur. Bazı hastalar öğleden sonraları kendilerini yorgun ve güçsüz hissederler. Etkilenen eklemler büyüyerek deforme olabilirler. Kimi eklemlerde kontraktür gelişir ve belirli bir pozisyonda kalıp açılamazlar. El parmakları serçe parmağına doğru eğilir. Şişen el bileğinde karpal tünel sendromu gelişebilir. Romatoid artritli hastalarda tedavi çok yönlü yürütülür. Hastalara ilaç tedavileri yanında bilinçlendirme, dinlenme ve egzersiz önerileri, başkalarına bağımlı olmalarını önleyebilecek destek araçlar sağlanması, ileri olgularda cerrahi tedaviler söz konusu olabilir. Tedavi inflamatuar süreci baskılamak, hastayı aktif hale getirmek, tutukluk ve ağrıyı önlemek gibi genel olarak yakınmaları azaltma amacına yöneliktir. Ancak tamamen hastalığı ortadan kaldırmaz. Romatoid artrit kontrol edilmediğinde giderek kalıcı fonksiyon kayıplarına yol açtığından tedavi mutlaka bir uzman hekim tarafından yönlendirilmelidir. Çoklu tutulum yani poliartrit çoğunlukla 20-60 yaş arasındaki kadınlarda görülür. Bilateral ve simetrik olarak başlar, el bileği veya metakarpofalangeal eklemleri tutar. Sinovyal enflamasyon ilerleyici tarzda eklemi bozar. Kıkırdak, eklem kapsülü, ligamanlar progresif olarak harap olur. Romatoid artrit el ve el bileği seviyesinde ekstansör ve fleksör tendonların sinovyal dokularını tutarak uzun dönemde tendon rüptürlerine neden olur. Ekstansör tendonlar fleksör tendonlara göre daha fazla tutulurlar. Tendon kopması en çok baş parmağı yukarı kaldıran kirişte oluşur. Romatoid artrit sonucu el ve el bileğinde şekil değişiklikleri de görülür. Eklemlerde ilaç tedavisine cevap vermeyen romatoid eklem şişlikleri için eklem harabiyetini önlemek amacıyla sinovektomi yani eklem kılıfı temizlemesi uygulanır. Kiriş kopmalarını önlemek amacıyla tenosinovektomi yani kiriş kılıflarını temizleme işlemi yapılabilir. Aşırı eklem hasarlanmalarında eklemin tamamen çıkarılıp yerine protez uygulamaları yapılabilir. Protez uygulaması yapılamayan eklemlerde dondurma işlemi de uygulanabilir.